Evet domatesi üreten biz sat ama sattığımız daha doğrusu sattığımız bizden daha ucuza yiyor. Biz çok pahalıya yiyoruz. Şimdi eskiden e, bundan mesela 6-7 sene öncesine kadar hatta 5 sene 4 sene öncesine kadar bazı segmentteki arabalara hani bak bakmazdık bile. Derdik ki 50 bin lira fazlasını veririm. Hadi bilemediniz 70-80 bin fazlasını veririm. Üst segmente binerim. Şimdi o burnunuzu şöyle e, bir şekilde buluşturduğumuz o otomobilleri, o segmentleri artık almanız neredeyse imkansız. 400 bin liranın altında sadece 3 araç kaldı. 400 bin liranın altında. Evet şaka değil. Şimdi bakınız ikinci elde de aynı zamanda sıfır otomobilde de çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Sıfır araçlarda tedarik ve çip sorunu devam ediyor. Firmalar boş paket araçlar üretmeye başlıyor. Sonuçta ne oluyor? Türkiye'de 400 bin TL'nin altında sadece 3 adet araç kaldı. 3 adet Hyundai kaldı. Fiyat 370 bin Türk Bir başka Hyundai modeli otomatik viteslisi fiyat 392 bin 400. Fiyat Egea manuel fiyat 392 bin 900 TL. Fiyat Hyundai i10 ve Hyundai i10 manuel ve otomatik vites. Sadece toplam 3 araç kaldı ve paket doldukça fiyat artıyor. 400-500 bin TL'nin arasında 13 adet kaldı sadece 400-500 bin TL. Ortalama fiyatı 459 bin TL. 13 araç kalmış sadece. 500-600 bin TL'nin arasında 28 otomobil kaldı. 28 araç kaldı sadece. Ortalama fiyatı 544 bin lira. 600-700 bin TL arasındaysa 57 otomobil kaldı. Sadece ortalama fiyatı 653 bin Türk lirası. Otomobil piyasası 2022'yi 783 bin satışla kapadı. 2023'te 1 milyonu zorlaması bekleniyor. Lakin sizi bekleyen şöyle bir parametre var değerli seyirciler. Şu fiyat aralıklarında otomobil sayısı azaldı. Yeni gelecek otomobiller bu fiyatların ne yazık ki üzerinde olacak. Yani burun kıvırdığınız e, aman canım ben bu segmentte arabayı niye alayım ya şu kadar daha fazla ederim alırım dediğiniz o segmentteki araçları artık almanız pek de mümkün görünmüyor. 400 binin üzerine çıktı ki daha da yükselecek bu 500 binlere dayanacak. Evet otomobil piyasasındaki durum böyle.